Herkese selamlar. Bayağıdır Black Mesa oynamıyordum. Aslında Counter Strike diye başlayacaktım. Black Mesa ile ilgili birkaç mod varmış, onu gördüm. Harita modu. Onları bir deneyelim. Ondan sonra Counter'a devam ederiz. Counter ile ilgili yapacağımız çok iş var daha. Zombiler de hep bilgisayar başında çıldırıyorlar. Evet, var, az önce bahsettik Counter hakkında. Birkaç tane büyük proje var. Yok, az önce sana söyledim zaten. Hunter'la ilgili proje var dedim ya. Onu dedikten sonra belgesel planım var mı dedim mesela. Isaac Kleiner, From Here to Here. Ya bu ilk Alex'te görmüştüm. Atölye haritalarından, atölye modlarından biriydi bu. Kitaplar. Bazen karşına değişik easter egg gibi çıkıyor mesela. Değişik kitaplar. Bir Counter Strike belgeseli yapalım dedik. Terörle mücadele rehberi gibi oldu. Bu işi fazla mı ciddiye alıyorum ne? Zaten zombiler özellikle diri ve sağlıklı insanları seçiyor. Headcraft'ler. Ölü ve hastalıklı insanları kafasına atlamaz.
Oyundaki en sevimli yaratık olmasına rağmen en sinir bozucu yaratık da kendisi. Yani aynı anda hem sinir bozucu olup hem sevimli olmayı nasıl başarıyor? Yo, mükemmeliyetçilikten değil de yeni ve farklı kapsamlı bir şey olsun istiyorum. Yoksa aynı çeşit videolardan bir sürü var, onlarınki gibi olur. Sırf bu kan teksturlarından yayına yaş sınırı gelir ha. Gerçekçi kan teksturları mı ne yüklemiştim ondan. Yani belli olmaz, belki gelebilir diye dedim. Geçen gün Counter Strike yayınlarına gelmiş. Yaş sınırlaması değil de reklam sınırlamasından bir şey gelmiş. Mesela böyle Counter belgeselinde terörizmle ilgili çok detaylı şeyler anlatıyorum. Mesela insanlar neden terörist oluyor? Bu insanlar neden terör örgütlerine katılıyor? Kimler kuruyor bu örgütleri? O tip şeyler işte. Yani herkesin oynayıp geçtiği Counter Strike oyunu farklı bir bakış getirmek iş. Ben de zaten bayağıdır yayın yapmıyordum. Son zamanlarda birazcık arttırabildim. Belki ileride tekrar azalır. Duruma göre işte, müsait olduğumuz sürece. Yazın sıcak da bilgisayarda ısınma oluyor ya. Bu termal macunu falan yenilemek lazım. Bazen salladığı için bazen vuramıyor.
Valla kendime kadar bir vantilatörüm var. Onu da kasanın içine sokmayayım artık. FPS 229 yazıyor. Bazen düşüyor ama değişken. 90, 72, 140 sağ üstte yazıyor. Bilmem yayında okunabiliyor mu ama. Yayının kalitesinden okunmayabilir. Çok küçük yazıyor çünkü. FPS'ini sabitlemenin ayarı yok mu ya? 200 FPS de fazla. Frame lock ayarı olması lazımdı ama unuttum onu. Belki de konsol komutuyla açmak gerek. Çok ebesini şimdi oyuna alt alıp CMD'ye mi gireyim? Ayrıca Windows'un kendi komut demeyle oyunun FPS'inin ne alakası var? Niye ölmüyor ya? Bunlar ölmüyor. Orada patates yazdığına bakma. Orada önce patates olarak seçiyor. Sonra diğerlerini maksimum ayarlı. Bunları bilerek ölümsüz yapıyorlar galiba. Oyunu zorlaştırmak için. Yani oradaki patates yazısı doğru değil. Oraya saksı atmamız lazım. Bomba atmak da işe yaramaz. Modları zorlaştırmak için bilerek böyle ölümsüz yapıyorlar onları. Bombayı daha yeni aldım ayrıca. Bomba at demesi kolay. Sanki bombamız var. Hemen bomba at diyor. Biz de bomba yumurtluyoruz sanki. Bir tarafımızdan. Biz Akasya Durağı'nı daha ben izliyorduk. Şimdi artık kendi taksi durağımızı kurduk. Adı da Akasya Durağı 2. Gerçekçi kan efektleri var.
Peki Alasya'nın hayaletini gördüm. Peki Alasya'nın hayaleti benim taksiye bindi. Hür ve kabul edilmiş masonlar hocasına çek dedi. Zeki Alasya mason ya. Bunlar niye ölümsüz yaptınız? Backstreet Boys. Adanalı'yı izliyorum daha çok. Manazel. Arka sokaklar güzel değil. Polat Alemdar racon kesmedi, kafa kesti. Necati Şaşmaz ne biçim olmuş ya. Son halinde botokslu Polat Alemdar olmuş. Dudakları silikonlu falan. Kerim Can Durmaz'a benzemiş. Üniversite Düz Dünya Akademisi. Asıl oynamam gereken mod buydu ya. Bu yeni çıktı. İnşallah düzgün çalışır. Diğer modlarla çakışmaz. Yoksa yarın oynayacağım bunu. Düzgün çalışmazsa yarın oynayacağım.
Sana 91 derece oluyor. İşlemci fanının hızını arttırmak lazım aslında. Onu BIOS ayarlarından yaptık galiba. Opposing force modu bu. Tamam. Hem oyun oynayıp hem yayın yapınca o işlemciyi çok kullanıyor. Yayın programı. Temporal paradox. RSX gelmiyor burada. İşlemiyor ya. Yuh. Hemen öldürüyor bunu. Eski silahları getirseler mesela makinalı falan burada güzel olurdu. İkinci bir portal açılıyordu. Nerede o? Buradaymış. Ağustos'ta çıkmış bak bu harita modu. Ta geçen gün yani. 8 Ağustos'ta da güncelleme almış. O yüzden yeni yani.
Birkaç günlük, daha bu hafta için değil. Yavaş yavaş Opposing Force'u da Black Mesa'ya aktaracaklar galiba. Operation Black Mesa hayal kırıklığına uğratıyor bizi. Buraya atlayabilir miyim diye deneyim dedim. Bak oradan adam atladı değil mi? Düştü aşağı. Silah kullanamıyoruz. Az önce o portal silahı gözüktü ama geri kayboldu. Şeyi falan da getirememişler zaten. Vur anahtarını. Cine Kuros'un bu halini çok güzel çizmişler bence. Harfler bir de plastik gibi görünüyor. Yani eğitmen de burada ölmüş. HIV suit olduğu halde ölüyor adam ya. Demek ki o derece başarısız. Bir insan HIV suite'i varken nasıl ölür? Demek ki hepsi Gordon kadar başarılı değil. Yine zendeyiz. Aynı yer herhalde burası. Bir fark yok. Normal harfler bir de birkaç tane vardı. Ama Black Mesa'da onlarcası var. Zaten zombiler de burada çok geliyor. HIV'li zombiler. Bu şeyler çok güçlü ya. Kontrolcüler.
Attıkları şeyler böyle değişik, zıplıyor falan, vuruyor seni elle. Kal sulardan içelim. Black Mesa Opposing Force diyebiliriz buna. Akan sular çok güzel manzara. Uzaydayız ama oksijen var. Şimdi oldu işte. Oyunun kol modelleri karışıyor bazen. Mesela şimdi şarjör değiştirme sesleri çıkar çıkmıyor ama önemli değil. Onun için de uğraşmayacağım, boş ver. Burası neydi ya? Opposing Force'da böyle bir yer var mıydı? Yakıyor direkt. Her şeyi eritmiş, baksana. Neyse, eğilerek geçebiliyor muyum? Işınlanma makinesi değil mi? Portal açamadığı için böyle etrafa ışınlar saçıyor. Normal Opposing Force'da burası var mıydı, ben unuttum ya. Var mıydı böyle bir şey? Bu aleti alabilecek miyiz?
kristalle bir şey yapacağız ama. Burada bir tane daha var. Mavi key kartı bulmamız gerek. Herhalde şuraya sokacağız onu. Ha bak şimdi geldi işte. Buran anahtarı. Biz modelleri düzgün yükleyememişiz de ondan. Shepard artık Gordon'u kaçırdığı için bu HB zombilerle Gordon niyetine savaşsın artık. Gordon'la savaştığını hayal et.
Gaz pompalı kullanalım. Bak bu eski model HEV'lerden. Azmat. Yine mi Kurtlar Vadisi olarak izliyorsun? Az önce nereye açtık burada? Vay, tavuk yanının hologramı var burada, maketi. Gerçeği değil. Bu key kart diyordu. Herhalde biz kart bulmamız gerek. Burada hiç mavi kart var mı? Ha. Kartı anca gördük.
Tamam, kartla buraya giriyoruz. Portalı böyle açıyoruz. Elimize almıyoruz o silahı. O mekaniği getiremedikleri için böyle bir şey yapmışlar işte. Alternatif. Böyle daha iyi olmuş aslında. O silah gereksiz büyük. Mermisi zor bulunuyor zaten. Kristali geri yerine getirdim, aşağı düş. Ait olduğu yer. Gel, ölmüyor gerçekten. Zıplamayı bir türlü ayarlayamadım. Yanına yaklaştığım gibi fırlatıyor beni. Evet, Black Mesa'nın bir çeşit Opposing Force modu diyebiliriz. Bu harita daha yeni çıktı. %40 falandır.
Bunlar çok fena yani. Kontrol ciğer bayağı güçlü. Akler bir dikine kıyasla daha güçlü yapmışlar. Kontrolcüler Nilant'ın vezirleri gibi zaten. Ben Nilant'ı kontrolcülerin evrimleşmiş versiyonu olarak görüyorum. Pokemon nasıl evrim geçirince Charmander, Charizard oluyor? Aynı onun gibi. Ama bu evrimi kim veriyor onlara? Combine verdi. Evrim gücü. İnsanın evrimleşmiş halde Combine askeri. Türünün tek örneği, evrimleşmiş yeni bir tür. Başka yok. Bir tane kristal vardı. Onu buraya getireceğiz herhalde. Black mesela şu kristal puzzle'larını sevmedim. Kristalleri böyle oyuna aktif getirmeleri güzel ama bulmacaları iyi değil.
Kontrolcülerle savaşmak çok zor. Havada böyle balon gibi süzülüyorlar. Kafasının içinden çay makinesi çıktı. Çok acayip kafası var bunun ya. Bunlar da yapay gibi bir herhalde. Bunlar makine mi ne bunlar? Kafasında kristal mi var yoksa? Belki organiktir. Bize yapay gibi görünen şey. Onlar için organiktir. Hepsinde var. Ben aslında üstünde deney yapmış değil de ben şurada öldürdüm buraya düştü bu galiba. Bugün deney yapılsa burası deney masası değil. Tesadüfen orayı masanın üstüne düştüğü için sanki deney yapmış gibi göründü. Bunlar parça parça harita yayınlıyor bunlar. Geçen Crash Tap oynamıştık zaten. Bu da We Are Not Alone isimli bir harita.